Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 2016-2017 mezuniyet töreni gerçekleştirildi. ÇOMÜ 25. yılında 100.000. mezununu vererek büyük bir gurur yaşadı. Müdürümüz geliyor ve hemen akabinde evet sağlık bilimlerimiz geliyor. 18 Mart Stadyumunda gerçekleştirilen törende öğrencilerin ve ailelerin mutluluğu görülmeye değerdi. Törene Çanakkale Vali Vekili Adil Karataş, Belediye Başkan Vekili Bilge Şimşek, AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, Rektör Profesör Doktor Yücel Acer, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Ailelerin büyük ilgi gösterdiği törene öğrencilerin mezuniyet yürüyüşüyle başlandı. Öğrenciler yüzlerinde mezun olmanın mutluluğu ve gururuyla törene katılanları selamladı. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından törende Çanakkale Mehteran takımı mini konser verdi. Konserin ardından konuşmalara geçildi. 2016-2017 mezunları adına dönem birincisi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü mezunu Gülşah Yıldırım bir konuşma yaptı. Yıldırım konuşmasında hedefini bilerek yola çıktığını belirterek başta ailesi olmak üzere hocalarına ve arkadaşlarına teşekkür etti. Ben size küçük ama anlatarak başlamak istiyorum. Küçük yaşta okuduğum bir masal kitabı vardı. Masal kitabımın adı Alice Harikalar Diyarında. Orada tavşan koşuyor, arkasında Alice. Sonra yol ikiye ayrılıyor. Alice duruyor ve tavşana hangi yoldan gideceğimi diyor. Tavşanın verdiği cevap benim hayat felsefemi oluşturdu. Tavşan nereye gideceğini bilmiyorsam hangi yoldan gideceğinin hiçbir önemi yok diyor. Hayatım boyunca da öyle yaptım. Hedeflerimi biliyordum, bu yüzden emin adımlarla yolumu buldum, yönümü belirledim. Dilerim ki hayat bundan sonrasında da hedeflerimiz doğrultusunda ilerlememize olanak sağlar. Bizler bir mevsimli çiçek gibi bu okuldan gelip geçiyoruz, başkalarının da geçtiği gibi. Ancak mevsim bitecek ama bizler başka iklimlerde de çiçek açmaya devam edeceğiz ve yeni çiçekler yetiştireceğiz. Walter'ın da dediği gibi bahçemizi hiç kurutmayacağız, sulamaya, güzelleştirmeye devam edeceğiz. Asıl olan da bu değil mi zaten? Hem bölüm hem fakülte hem de üniversite bir bölüm birincisi olarak bu okuldan mezun olmanın gururunu ve onurunu derinden yaşıyorum. Ancak bu birinciliğin arkasındaki tabloda doğduğum andan beri beni yalnız bırakmayan, her zaman, her yanlışım ve her doğrumda, her kararımda benim yanımda olan, karşılıksız destek veren annem var. Bu birinciliklerin arkasında hayatımda tanıdığım en güçlü kadın, hep önüme basmak için bana güç veren, idolüm, canımın içi ablam Yasa var. Bu birinciliğin arkasında bana ablalığı taktıran, yaşam enerjim olan kardeşlerim Esra'm, Gamze'm, Gözde'm var. Bu birinciliğin arkasında maddi manevi desteğini esirgemeyen kucak yürekli adam Hamit abim var. Desteklerini esirgemeyen, beni yalnız bırakmayan Osman abim, Bedri abim, Çanakkale'deki ailem Sümeyye ve Tugay Orhan ailesi var. Bana emeği geçen ailem ve bu güzel insanlar, hepinize çok teşekkür ediyorum. Sevgili sınıfım, şu an sizi göremiyorum ama yine tekrar bir araya gelebilir miyiz bilmiyorum. Bildiğim bir şey var, nerede olursak olalım. Birbirimizi asla unutmayacağız. Birimizin üzgün sıkıntısı hepimizin olacak. Birimizin başarı hepimizi gururlandıracak. Ne yaşamış olursak olalım.
işleyecek. Ülkemizin geleceği elimizin de imzamız olacak. Bundan çok eminim. Ve eminim ki psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümü bizlerin emekleriyle, çabalarıyla hak ettiği yere gelecektir. Hepinizi sevgili ve saygıyla selamlıyorum. Bu güzel ve onurlu günün asla unutulmamasını sürdürüyorum. Gelecek hepimize mutluluk getirsin. Meşalet bize bizden sonra gelenlere de eritme vakti geldi. Bu duygu ve düşüncelerle beni bu kutsal vatan topraklarına ve bu toprakların aziz milletine layık bir birey olarak yetişmemde emeği geçen aileme, ecdadıma, tüm aziz şehitlerimize ve Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e teşekkürlerimle borç bilirim. Çum Rektörü Profesör Doktor Yücel Acer, mezun öğrencilere ve ailelerine hitaben konuşma gerçekleştirdi. Çum'un 25. yılında 8700 öğrencinin mezun olduğuna dikkat çeken Rektör Acer, öğrencilere seslenerek bu ülke için, insanlık için hayatları boyunca gayret göstermelerini ve üretken olmalarını istedi, mezuniyet sonrası için başarılar diledi. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin 25. mezuniyet yılına hepiniz hoş geldiniz, onurlar verdiniz. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi hem eğitimde hem de bilimsel araştırmada akademik kaliteyi önceliği yapmış ve bu doğrultuda çalışan çeyrek asırlık bir devlet üniversitesi. 50 bine yakın öğrencisiyle Türkiye'nin en büyük ve en çok tercih edilen üniversitelerinden birisi. Teorik eğitimle yetinmeyen öğrencilerin uygulama imkanlarını ve iş dünyasıyla ilişkilerini güçlendiren imkanlar oluşturmuş bir üniversite. Türkiye'nin en güçlü arkeoloji bölümlerinden birine, en büyük astrofizik gözlem evine, sınırlı sayıda üniversitede bulunan siyasal bilgiler fakültesine, en güçlü Japonca bölümüne, alanlarında en ön sıralarda yer alan fakülte ve yüksek okullara sahip, Türkiye'de akademik kalite sıralamasında son 2 yılda 15 basamak birden ilerlemiş bir üniversite. Hızlı gelişen teknoparkı ile yenilikçi fikirleri ve yenilikçi fikirler üreten akademisyenleri ve firmaları doğrudan destekleyen bir üniversite. Uluslararası öğrenci sayısını son 2 yılda 2 katına çıkaran uluslararası odaklı bir üniversite. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi gelişmiş araştırma ve uygulama hastanesiyle hem öğrencilerine ve çalışanlarına hem de çevresine üst düzey sağlık hizmeti veren araştırma hastanesine sahip bir üniversite. Tamamlanmış ve yapılmakta olan yatırımlarla öğrencilerin ve çalışan bilim insanlarının çok çeşitli bilimsel, sosyal ve sportif faaliyetler gerçekleştirebilecekleri imkanlara sahip 24 saat yaşayan bir üniversite. Okçuluktan yüzmeye, tenisten haltere kadar her türlü spor imkanlarına sahip, bütün sosyal ve sanatsal faaliyetlerin yapılabileceği ortamlara sahip bir üniversite. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, öğrencilerinin gelişmeleri takip eden, girişimci, yenilikçi fikirler üreten, temel değerlerine bağlı bireyler olmasını gözeten bir üniversite. Böyle bir üniversite bu yıl yaklaşık 9000 pırıl pırıl genci mezun ediyor. Bu sene kuruluşundan bu yana 100.000. öğrencimizi de mezun ediyor olacağız. Sevgili gençler, sevgili mezunlarımız, bu ülke için, insanlık için hayatınız boyunca gayret göstermeye, özellikle de üretken olmaya devam ediniz. Kişiliğiyle bütün insanlara örnek olan Peygamberimiz, İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olanıdır, diyor. Hayatınız boyunca bu düsturu kendinize rehber edinmelisiniz. Ve birbirinizi, bu ülkenin bütün fertlerini sevin. İnancımızın peygamberi, birbirinizi sevmedikçe
iman etmiş sayılmazsınız diyor. Bu sese kulak verin. Mezunlarımızın değerli aileleri, üniversite mezuniyetini gördüğünüz çocuklarınız yetiştirip üniversite okutup mezun olabilmesini sağladığınız için haklı bir gurura sahipsiniz. Çocuklarınızın mezuniyeti hayırlı uğurlu olsun. Üniversite yönetimi olarak her geçen gün üniversitemizin fiziksel altyapısını geliştiren yeni projeler hazırlıyoruz. Onların bir kısmını hayata geçirmeye başladık. Bir kısmını başlattık, devam ettiriyoruz. Üniversitemizin gelişimine katkı sağlayan, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bütün kişilere, kurumlara, hükümetimize, Sayın Valimize, Çanakkale'nin çok değerli vekillerine, Çanakkalelilere ve Çanakkale kurumlara, üniversitemiz adına sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin çok değerli mezunları, hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Başarılarınızın daim olmasını diliyorum. Yolunuz açık olsun. Törenimizi onurlandıran herkesi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turansa yaptığı konuşmada böyle eğitimli gençlere sahip oldukça Türkiye'nin sırtının yere gelmeyeceğini söyleyerek mezuniyetlerinden dolayı öğrencileri tebrik etti. Öncelikle mezun olmaktan gurur duydum. Yüksek lisansımı yaptığım bu güzel üniversitenin mezuniyet töreninde olmaktan ayrıca mutluluk duyuyorum. Az önce gururla geçit töreni izledik. Az önce gençlerimizin heyecanları toplamaya çalıştık. Genç arkadaşlarımızın Çanakkale'yi unutmama bakış açısını görmüş olduk. Mevlana'nın tergel metaforunun olduğu gibi bir ayağımız Çanakkale'de ama diğeri ne kadar genişlerse genişlesin, ne kadar büyürse büyüsün, aşkımız, sevdamız, bayrağımız olacak, ülkemiz olacak ve Çanakkale olacak, bunu görmüş olduk. Hangi terör örgütü, hangi bize yan bakan, hangi uluslararası güç olursa olsun bu gençlerle beraber yürümekten bir daha gurur duyduk. Ülkemiz adına umutlandık, onurlandık. Tek bayrak diyen, tek millet diyen, tek devlet, tek vatan diyen bu gençlerimizle beraber bir daha gördük ki hiçbir korkumuz olmayacak, sırtımız yere gelmeyecek. Şu karşıki dağlarda Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere Yahya Çavuşlar, Seyit Çavuşlar nasıl ki 102 yıl önce bu ülkeye yan bakanlara, bu ülkeye kastedenlere dur demişlerdi. Bugünün gençleri, bugünün yiğitleri 15 Temmuz başta olmak üzere ülkemize yan bakanlara dur dediler ve dur diyecekler inşallah. Bu ülkenin beraberliği, birliği, genci, kadını, yaşlısı, erkeği, zengini, fakiri yek vücut halde bu bayrağın, bu devletin yanında duracak. Değerli misafirler, öncelikle arkadaşlarımızı, gençlerimizi kutluyorum. Çok güzel bölümlerden mezun oldular. Ama bir tebliğimiz, bir onurumuz da onların aileleri. Yok canlarıyla, tırnaklarından, dişlerinden kısarak onları okuttular. Bugün mezuniyetine şahit oluyorlar. Onları hasreten tebrik etmek istiyorum, teşekkür etmek istiyorum. Onun dışında zor şartlarda gelişen Türkiye'yi iman etmek için çalışan, sizlere büyük emek sarf eden akademisyenlerimizi, hocalarımızı kutlamak istiyorum. İnşallah Çanakkale nasıl ki bu milletin ön sözü ise, Çanakkale nasıl ki milli şuurumuzun başkenti ise, sizin açısından da ayrı hatıralar olacak. Belki 4 sene önce nasıl biter bu okul derdiniz? 4 sene önce bu bölüm biter mi derdiniz? Ama 4 sene bitti, ömür de bitecek. Mesele adam olmak, iyi insan olmak, hakkını vermekle ilgili. O yüzden tüm çalışan arkadaşlarımızı, ülkemize katmaya öğretenleri, öğretmenlerini ve tabii ki ailelerini kutlamak istiyorum. Bugün üniversitemiz 50 bin gibi ciddi bir nüfusa ulaşmış durumda. 50 bin yanında bugün 9 bin mezunumuz var. Bunlar önemli sayılar. Çanakkale'nin bir turizm kenti, tarih kenti ama bu salon bir daha gösteriyor ki, bu stadyum bir daha gösteriyor ki Çanakkale bir gençlik kenti aynı zamanda. Çanakkale'de okumak, doğmak, büyümek ve okumak ayrı bir onurdur, şanstır. Ben bu şanstan dolayı size kutluyorum. Üniversiteden sonraki hayatınızda, iş hayatınızda başarılar diyorum.
Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Konuşmaların ardından evet, dereceye giren öğrencilere diplomaları ve hediyeleri takdim edildi. Sayın rektörümüz. Çanakkale Belediye Başkan Vekilimiz Bilge Şimşek Hanımefendi'den alıyorlar belgelerini, diplomalarını ve hediyelerini. Siz bölümden Büşra Kahraman'ı da davet ediyorum. AK Parti Grup Başkan Vekilimiz ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi rektörümüzün elinden Sayın Meryem Yavuz, evet, hediyesini, belgesini, diplomasını alıyor. Çumlu mezunları için Türkiye'de Dombra şarkısıyla bilinen Nogay Türkü halk müziği sanatçısı Arslanbek Sultanbekov mini konser verdi. Konserin ardından 8700 öğrenci geri sayımla birlikte keplerini havaya atarak mezuniyet coşkusunu yaşadılar. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tören sonrasında Özen binasında mezuniyet iftarı verildi.